Çift kamera ne lan? Abi bir tane kamera neyimiz yetiyor Allah için. Göz tarayıcı diyorum lan, göz tarayıcı. Eser abi, çift kamera abi. İzmir sıcağından herkese merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda akıllı telefon piyasasında kazanı gümbür gümbür kaynayan Note 7 ve iPhone 7'ye bakacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yaptık. Bizim ekip arkadaşlarımızı bir araya topladık ve onlara sorduk. Dedik ki dünyada sadece iki tane telefon kalsaydı siz iris tarayıcıyı mı tercih ederdiniz, çift kamerayı mı tercih ederdiniz? Şimdi gelin önce bir onlara soralım. Daha sonrası unutmayın, son kararı siz vereceksiniz. Bir anket hazırladık sizin için. Siz de oyunuzu kullanıp görüşünüzü belirtebileceksiniz. Buyurun ekip arkadaşlarımızın yanına gidelim. Ben iris tarayıcıyı tercih ederdim kardeşim. Çünkü daha teknolojik olduğunu düşünüyorum. Diğeri bana çok teknolojik gelmiyor. Yani çok fazla bir aksiyonu yokmuş gibi geliyor. Efe soruyu duydun. Hangisini tercih ederdin? Ben kesinlikle iris tercih ederim kardeşim. Peki neden? Çünkü çok teknolojik bir şey. Biz de teknoloji firmasında çalıştığımız için. Efe'den cevabımızı almış olduk. Aydoğan'a doğru ilerleyelim. İris. Çünkü gözüme güveniyorum diyelim. Eyvallah. Buraya bir virgül atarak Eray'a geçelim. Eray. Çift kamera abi. Çünkü güvenlik için çok fazla seçenek var. Yani kamera daha iyidir fotoğraf çekmek açısından. Güzel fotoğraflar için. Onur sen ne düşünüyorsun bu konuda? Abi iris tarayıcı diyorum. Çünkü güvenlik her daim önemlidir. Eyvallah, teşekkür ederiz. Şimdi dilerseniz artık videomuza geçelim. Hem de tekrar hatırlatayım, orada bir anket olacak. Siz de lütfen görüşlerinizi belirtin. Buyurun stüdyoya gidelim. İlk olarak iPhone 7'nin çift kamerasıyla başlayacağız. Acaba bu iki kamera bizim ne işimize yarayacak? Eğer bir aksilik olmazsa iPhone 7'nin 12 Eylül'de tanıtılmasını bekliyoruz. iPhone'ların tüm modellerinde çift kamera yer almayacak arkadaşlar. Artık iPhone 7 Plus veya iPhone 7 Pro ismiyle yeni çıkan telefonun adı her ne olacaksa o telefonda çift kamera yer alacak. Çift kameranın avantajlarını size hemen şöyle anlatayım. Birincisi, odaklanma süresi çok daha kısa olacak ve çok daha sağlam netlikte fotoğraflar çekebileceksiniz. İkincisi, kendi gözünüzle bir alana baktığınızı düşünün. İşte o alanı tıpkı gözünüzün gördüğü gibi fotoğraflayabileceksiniz. Kameralardan bir tanesi RGB'ye odaklanacak, yani renklere. Diğeri ise siyah beyaz yerlere odaklanacak. Ve bu iki kameranın sensörlerinin elde ettiği bu görüntüler tek bir fotoğrafta birleştirilecek. Yani bu zamana kadar gördüğümüz en iyi fotoğrafları iPhone 7 Plus veya Pro modeli, işte neyse adı, onda görebileceğiz. Peki neden Apple bu telefona çift kamera koyma ihtiyacı hissetti? Bildiğiniz gibi artık akıllı telefonlar bir biçimde küçülüyorlar. Ama akıllı telefonlarla daha iyi fotoğraf çekebilmek için lenslerin büyümesi gerekiyor. Firmalar burada lensi büyütüyor. Tasarımlarını yeniden ele almak yerine yanına bir yer açıp ikinci kamerayı oraya ekliyorlar. Böylece lens büyümemiş ve fotoğraf kalitesi de sanki büyük bir lensle çekiyormuşçasına yükselmiş oluyor. Fotoğraf kalitesi ana iddia unsuru olacak. Yani adamlar diyor ki benim telefonum böyle fotoğraf çekiyor. Bu bizim için yeterli mi? Yani bizce uygundur. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum bölümünden belirtebilirsiniz. iPhone 7'nin teknik özelliklerinden ayrıntılı bir biçimde bahsetmeyeceğim. Dilerseniz hemen şuradaki karta tıklayarak o videomuza gidebilirsiniz. Ben size fiyattan bahsedeyim. Geçmiş yıllara baktığımızda şunu görüyoruz ki iPhone 7'nin fiyatı muhtemelen iPhone 6s 6 modellerinden 100-200 dolar daha pahalı olacak. Artık Samsung Note 7'ye geçebiliriz. Eğer bir aksilik olmazsa cihazın 2 Ağustos'ta ABD'de tanıtılmasını bekliyoruz ve eğer yine bir aksilik olmazsa da bir hafta sonrasında da Türkiye'de tanıtılacaktır. Öncelikle iris nedir bir ona bakalım. İris ince ve kasılabilen bir zardan oluşan ve saydam tabakayla göz merceğinin arasında yer alan gözünüze rengi veren tabakanın adıdır. Şimdi gelelim bu iris tarayıcı nedir, ne işe yarar? Her şeyden önce şunu belirtmek gerekiyor. Bu iris tarayıcı olayı bir güvenlik önlemidir arkadaşlar. Şöyle düşünün, parmak izi nasıl kişinin şahsına münhasır bir şeyse iris de öyle bir şey, hatta QR kod gibi de düşünebilirsiniz. Herkesin irisi kendine. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan bir video vardı. O videodan gördüğümüzde şunu söyleyebiliriz ki bu iris tarayıcı şu işe yarayacak. Siz telefonun ekranı 25-30 santim gibi mesafeden baktığınızda ekran kilidi açılacak. Şimdi hesabı şöyle yapın. Apple iPhone çift kamerasıyla rekabete dahil olurken Samsung ise ciddi bir güvenlik önlemi olan, hatta bazı söylenen göre parmak izinden daha güvenli olan iris tarayıcıyla rekabetin içerisinde lök diye oturuyor. iPhone 7'de olduğu gibi teknik özellikleri özel olarak değinmeyeceğim. Direkt fiyatına geliyorum arkadaşlar. Bizim tahminlerimize göre Note 7 Türkiye'de 3499 TL'ye satılabilir. Yalnız 3500 değil, 3499, adamların hakkını yemeyin. Ve böylece videomuzun sonuna geldik. Videonun başında söylediğim gibi şuraya bir anket hazırladık. O ankette bizim çalışma arkadaşlarına sorduğumuz soruyu göreceksiniz. Yani soru şu: dünyada sadece 2 tane telefon modeli kalsaydı ve bunlardan birinde çift kamera, diğerinde de iris tarayıcı olsaydı siz hangisini tercih ederdiniz ve neden?
Cevaplarınızı yorum bölümünden takip edeceğiz. Hatta bazı yorumlarda tartışmaya biz de katılıyoruz arkadaşlar. Artık videomuzu kapatabiliriz. Eğer videomuzu beğendiyseniz hemen şurada bulunan beğen butonlarına basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hemen yan tarafımda oynamakta olan videoya tıklayarak akıllı lamba incelememizi izleyebilirsiniz. Yalnız dikkat, disco içerir. Ayrıca altta da abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz.